Alzheimer hastaları ile iletişim kurmak diğer yaşlılarla iletişim kurmaktan biraz daha farklı. Öncelikle tabii ki biz Alzheimer'de 3 evreyi iyi bilmemiz lazım. Bilmemiz lazım derken gözden kaçırmamamız lazım. Alzheimer'in ilk başlangıcında hastanın birçok yitisi daha yıkılma olmadığı için iletişim kurmak biraz daha kolaydır. Ama ileri evrelerde, evre ilerledikçe bu zorlaşır. Öncelikle hastaların anlama ve kavrama yetileri azaldığı için hastalara çok açık, kısa ve net olarak konuşmamız gerekiyor. Anlayamayacakları kelimeleri söylemememiz lazım. Aynı şöyle düşünelim. Bir çocukla konuşuyormuşçasına, bir çocuğu bir şeye ikna ediyoruz, bir çocuğa açıklıyormuş gibi düşünün kendinizi ve öyle yanıtlayın. Çünkü Alzheimer'de ben hep öyle derim. Hani çocuk nasıl doğar, kundaklanır, emekler, yürür. Yani sanki yaşamın içinde bir merdivenleri çıkar, büyür, erişkin olur. Alzheimer'de aynı merdivenler geri döner ve aşağıya doğru iner. Onun için biz bu genelde Alzheimer tanısı koyduğumuzda artık o çocukluk dönemine giriş dönemidir. Onun için bir çocuğumuz var Alzheimer hastasında. İletişimimizi ona göre kuralım. Emir verer, tersler, azarlar tarzda konuşmamız hastamızı ajite edebilir. Tersine onun söylediklerinden ikna olmasak dahi, onun söylediklerini saçma bile bulsak ona hissettirmeden ya onun dikkatini bir başka yere çekerek veyahut da tamam canım deyip o anda onun sırtını sıvazlayarak o anı geçiştirmek lazım. Zaten o söylediklerini bir süre sonra unutacak. Onun söylediklerini önemsememek. Önemseyip ona küsmek, darılmak, bağırmak, çağırmak çok yanlış. Çünkü psikoza girdiklerinde özellikle bizi hırsızlıkla suçlayabilirler, ahlaksızlıkla suçlayabilirler. Bize birçok suçlama getirebilirler yakınlarına. Onun için bunları önemsememeyi öğrenmek gerekiyor. Tabii bunun için de ailelere de bir eğitim vermemiz gerekiyor. Bu Alzheimer merkezlerinde biz bunu mümkün olduğu kadar yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar başarılı olabiliyoruz bilmiyorum. Yapılması lazım. Her Alzheimer tanısıyla bunun iletişimi de konuşmamız lazım. Mutlaka güler yüzle konuşmalıyız. Konuşurken hafif dokunmamız onların emniyette olduğu duygusunu yaratır. Onu çok severler dokunmayı. Yine göz teması ama alay eder tarzda gülmek çok rahatsız eder. Anlamasalar bile bir şeyin kötü olduğunu hissederler ve hırçınlaşabilirler. Hafif aramızdaki şakalar. Ben çok hoşlanırlar mümkün olduğu kadar. Şakalı konuşmaları seviyorlar. Onlara o şu türlü yaklaşabiliriz. Ama onların söylediklerine darılmamak, küsmemek ve onları azarlamamak en başta geliyor bence iletişimde.